İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Evet, seçim özel programlarının sonuncusuyla karşınızdayız. Seçim yasakları kalkıncaya kadar yaklaşık Türkiye genelinde oyların %67'si sayıldı. Çok önemli değişimler var oy oranlarında. AK Parti'de müthiş bir yükselme. Milliyetçi Hareket Partisi ve HDP'de de düşme görülüyor şu ana kadar açıklanan sonuçlarda. Ben sizleri tabii çok fazla bekletmek istemiyorum. Aslında ekranlarımızda görüyorsunuz. Sonuçları açıklamaya başladık biz de Kanal 3 olarak. Dakika dakika sizlere seçim sonuçlarını vereceğiz. Tabii canlı bağlantılarımız olacak, canlı yayınlarımız olacak. Dışarıdan, partilerden canlı yayınlarla sizlerle birlikte olacağız. Konuklarımız olacak stüdyoda. Yani dolu dolu bir seçim gecesi yaşayacağız hep birlikte. Evet, şimdi ben hemen Afyonkarahisar'a geçmek istiyorum. Afyonkarahisar'da merkezde şu açılan sandık oranı %64.9 görünüyor. Katılım oranı ise %56.5 şu ana kadar. AK Parti'nin aldığı oy oranı %63.2, Milliyetçi Hareket Partisi %16.8, Cumhuriyet Halk Partisi %15.7, diğer partiler %2.4. HDP'de 1006 oranında görünüyor Afyon merkezde. Evet, hemen bir ilçemizden ilçelerimize geçiyoruz. Şu anda Afyon il genelinde oy dağılımına göre, yani %66.6'lık oy dağılımına göre AK Parti 4, Milliyetçi Hareket Partisi 1 milletvekili çıkarıyor. Tabii sandıklar açıldıkça durum ne kadar değişecek göreceğiz. Şimdi de hangi ilçemize geçiyoruz? Arkadaşlar, Başmakçı ilçemize bir bakalım. Alfabetik sırayla devam edeceğiz bütün ilçelerimizi. Pardon, Sinan Paşa'yı gönderdi arkadaşlarım. Açılan sandık %78, AK Parti %48.4, Cumhuriyet Halk Partisi %30.2, Milliyetçi Hareket Partisi, evet arkadaşlar, biraz dikkatli olursanız bu konuda biraz daha yavaş geçerseniz hem izleyicilerimiz hem de bizler de rahatça aktarma imkanı buluruz. Bayat ilçemiz %62.5'i açılmış sandıkların. AK Parti %58.4, Cumhuriyet Halk Partisi %20.2, Milliyetçi Hareket Partisi %15.8, Demokrat Parti %1.7, diğer partiler %8 olarak görünüyor şu anda bayat getirir. Çünkü zor bir süreçten geçiyoruz. Terör belası bir taraftan, bölgemizdeki sorunlar bir taraftan, dünyadaki sorunlar bir taraftan. Artık ekonomimizin de bir rayına oturması gerekiyor. Çünkü dışarıda iş adamı arkadaşlarımızla, esnaf arkadaşlarımızla konuştuğumuzda gerçekten 7 Haziran'dan bu yana çok büyük sıkıntılı bir dönem geçirdiklerini anlatıyorlardı hepsi. Artık tek başına bir iktidar var. Türkiye'de istikrar istiyoruz. Türkiye'de artık vatandaş rahat etmek istiyor. Bu arada AK Parti biliyorsunuz seçim beyannamesinde birçok sözler verdi. Biz burada milletvekili adaylarını çıkardık. Onlar da bu sözleri teyit ettiler. Arkasında olduklarını söylediler. Biz de bunların takipçisi olacağız. Mesela bunlardan en önemlisi 1-1-2016 tarihinden itibaren asgari ücret 1300 lira diye AK Parti milletvekili Sayın Ali Özkaya burada açıklama yaptı. Bizler de bunları takip edeceğiz. Sizler adına takip edeceğiz. Verdikleri sözler ne kadar yerine gelecek onları göreceğiz. Tabii ki bunları takip etmek de bizim görevimiz. Eleştiri yapmamız gerektiği zamanlarda da en büyük eleştiri yapacağımızdan emin olun. İnşallah bu seçim sonuçları, tekrar söylüyorum, hayırlar getirir ülkemize. Bu arada çok yoğun bir çalışma içerisindeydik. Tüm arkadaşlarıma, teknik ekibimize, haber merkezindeki arkadaşlarımıza, diğer yardımcı personelimiz hizmetlisinden güvenliğine kadar tüm ekip arkadaşlarıma bu yoğun çalışmada bir kere olsun of demeden görevlerini layıkıyla yerine getirdikleri için hepsine sizlerin huzurunda çok çok teşekkür ediyorum. Çünkü gerçekten de çok çok zor bir dönem yaşadık. 40 gün boyunca gece gündüz çalıştık ve umarız sizler de ekranlarınızın başında keyifle izlemişsinizdir ki tek amacımız bu. Sizlere en güzeli, en doğruyu verebilmekti. Umarım bunu başarmışızdır. Hepinize iyi akşamlar diliyorum Kanal 3 stüdyolarından.